Elçilerin İşleri 5.29'da insanlardan ziyade Tanrı'ya hizmet etmek gerekir bildirisini referans alan Çinli Hristiyanlar, koronavirüsü salgınının merkez üssü olan Wuhan sokaklarında cesurca müjdeyi paylaşmaya devam ediyor. Wuhan'daki Hristiyanların krizin yol açtığı ihtiyaçları karşıladığını ve bunu yaparken aynı zamanda müjdeyi paylaştığını bildirdi. Elçilerin İşleri 5.29'da İnsanlardan ziyade Tanrı'ya hizmet etmek gerekir bildirisini referans alan Hristiyanlar, koronavirüsü salgınının merkez üssü olan Wuhan sokaklarında cesurca müjdeyi paylaşmaya devam ediyor. İnançlarını açıkça paylaşan Hristiyanlar, enfeksiyon kapma riski dışında yetkililer tarafından zulüm görme tehlikesi de taşıyor. CBN News Asya muhabiri tüm bu tehlikelere rağmen Wuhan'daki Hristiyanların krizin yol açtığı ihtiyaçları karşıladığını ve bunu yaparken aynı zamanda müjdeyi paylaştığını bildirdi. Tanrı'nın sözünü duyurmaya çalışan Hristiyanlar hem enfeksiyondan korunmak hem de kimliklerinin gizlenmesi amacıyla cerrahi maske kullanıyor. Muhabir Talusan Wuhan'da oldukça cesur bir grup Hristiyanın koruyucu maskeleri dağıtmak için sokaklara döküldüğünü bildirdi. Hristiyan olduklarını söylüyorlar, Mesih'in sevgisini paylaşıyorlar ve İsa'nın kendilerine, ailelerine ve tüm Çin'e umut getirmesini diliyorlar. Bu gerçekten bir dönüm noktası dedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Dış İlişkiler Konseyi, komünist hükümet tarafından kabul edilen 5 dinin arasında yer alan Hristiyanlığın, Katolik ve Protestan mezhepleri bulunmasına rağmen her türlü faaliyetlerin kayıt altına alınması gerektiğini belirtti. Dış İlişkiler Konseyi aynı zamanda yaptırım uygulanmayan kiliselerde üyeliğin arttığına da değindi. Purdue Üniversitesi Din ve Çin Toplumu Merkezi'nden Fengang Yang tarafından yapılan araştırmada, Çin'de 93 milyon ila 115 milyon arasında protestan olmasına rağmen sadece 30 milyondan daha azının kiliselere katıldığı tahmin ediliyor.